Herkese merhaba arkadaşlar. Bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Kutu içeriğimizi masanın üzerine alarak devam edelim. Kutu içerisinden şöyle şık bir saklama kabı çıkıyor arkadaşlar. Saklama kabımızı açalım ve gördüğünüz gibi ürünümüz burada arkadaşlar. Yakından inceleyeceğiz. Ürünümüz SMD malzemeleri ölçebileceğiniz, üstelik yerinden çıkartmadan rahat bir şekilde ölçebileceğiniz oldukça güzel bir ürün. Şöyle kutu içerisinden alacağım. Yine kutu içeriğinde diğer gelen malzemeleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kutu içeriği şu an masamın üzerinde. Şöyle şık bir saklama kabımız var. Bir kullanım kılavuzumuz var. Kullanım kılavuzu bu şekilde arkadaşlar. İngilizce ve Çince olarak geliyor. Bir adet Type C arayüze sahip kablo çıkıyor. Yine cihazımızın kendisi ve iki adet de şöyle eğimli propumuz var arkadaşlar. Bunları değiştirerek kullanabiliyorsunuz. Şuradaki vidasıyla kolayca çıkarıp yenisini takmanız mümkün hale geliyor. Siz artık kullanım alışkanlıklarınıza ya da kullanacağınız yere göre bu değişiklikleri yapabilirsiniz. Cihaz şarjlı olarak çalışıyor ve arka tarafında da Type C çıkışı var arkadaşlar. Cihazımız yaptığınız ölçümleri kendi hafızasında kayıt altında tutuyor arkadaşlar. İsterseniz bilgisayara bağlayarak daha sonra zaman ve tarih bilgileriyle birlikte bu yaptığınız ölçüm bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Cihazın açma tuşuna basarak çalıştırmak istiyorum. Renkli ve farklı açılardan parlama yapmayan oldukça kaliteli bir LCD ekrana sahip. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Yani farklı açılara çevirmeme rağmen üzerindeki yazılar net bir şekilde okunuyor. Yine buradan da arkadaşlar bataryasının içindeki pilinin durumunu görebiliyorsunuz. Cihazın arka tarafında ise bir mıknatıs var. Özellikle cihazı saklama ya da muhafaza etme noktasında bu işinize yarayacak. Hemen şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar yakınınızda metal bir panonuz varsa bu şekilde cihazı mıknatıslı olduğu için bu şekilde koyarak muhafaza edebiliyorsunuz. Gerektiğinde de buradan alarak kullanabilirsiniz. Ya da söktüğünüz bazı vidaların kaybolmaması için buraya yapışmasını sağlayabilirsiniz. Burada bir mıknatısı var arkadaşlar. Şimdi cihazın menüsü ile devam edelim. Burası otomatik moddayken arkadaşlar ölçtüğünüz komponenti algılayarak kendisi ölçüm yapabiliyor. Buradan ise direnç, kapasitör, ve bobinleri ölçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine diyotları da test edebilirsiniz. Cihazımız bu şekilde. Yine buradan şöyle gösterelim. Ölçüm esnasındaki kullanıcı gerilim yine buradan da dirençlerle ilgili hassasiyetleri ayarlayabiliyorsunuz. Ölçüme geçmeden önce cihazın menüsünü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradaki butonu uzun basarak menüye geçiş yapabiliyoruz. İki ayrı dilimiz var. İngilizce ve Çince olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an İngilizceyi seçtim. Yine buradan bip sesinin şiddetini ayarlayabilirsiniz. Şu an maksimuma getirdim. Hemen alt kısımda ekran parlaklığı var arkadaşlar. Buradan ekran parlaklığını şöyle kısabilirsiniz. Ya da yükseltebilirsiniz. Bu tamamen size ve kullanım alışkanlıklarınıza kalmış. Ben yine maksimumda bırakacağım. Ve alt kısımda ise otomatik kapanma özelliği var. Şu anda kapalıymış. Şuradan değiştirelim. Ölçüm yapmadığımızda ya da kullanmadığımızda 5 dakika içerisinde cihazımız kendiliğinden kapanacak. Burada ise arkadaşlar olur da bir şekilde cihazı karıştırırsanız fabrika ayarlarını alabileceğiniz bir menüsü var. Yine bu kısımda ise cihazımızın marka, model ve versiyon, yazılım versiyon bilgilerine ulaşabilirsiniz. Cihazımız Yazılım güncellemesi alabiliyor arkadaşlar. Buradaki kablo üzerinden ya da buradaki bağlantı üzerinden diyelim yazılım güncellemelerini yaparak cihazla ilgili iyileştirmelere erişmeniz mümkün hale geliyor. Elimde şöyle SMD bir kart var arkadaşlar. Bu kart üzerindeki bileşenleri elimizdeki cihazla basitçe ölçeceğiz. Ben otomatik modda kullanacağım. Dokunduğum bileşenin ne olduğunu algılayarak arkadaşlar ölçüm yapacak. Bakın şuradan dokunarak şöyle ölçüm yapmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 1.5K'lık bir direncimiz varmış. Bunu ölçtük. Hemen onun yanındaki bileşeni ölçüyoruz. Gördüğünüz gibi bunu da ölçtü arkadaşlar. Direnç ölçümlerini bu şekilde yapabilirsiniz. Yine kapasitörleri de ölçebiliyoruz. Bakın yaklaşık olarak 150 nanofaradlık bir kapasitörmüş. Cihazımız bu şekilde kullanılıyor. Çok fazla kullanımı ile ilgili detaya girmek istemiyorum. Cihazın ana şekliyle kullanımı ve kendisi bu şekilde detaya girerek videonun süresinin gereksiz yere uzamasını ve sıkılmanızı istemiyorum arkadaşlar. Gelin bir de özellikle bobin ölçmek bazen çok büyük problemler olabiliyor. Bobin değerlerine bakarak devam edelim. Şu an projelerimde kullandığım voltaj yükseltici modülümü görüyorsunuz arkadaşlar. Modülün üst kısmında bir bobin var ve 220 mikrohenrelik bir değere sahip. Gelin bunu ölçelim ve birlikte bu ölçümün nasıl yapıldığını da görmüş olalım. Cihazı yine otomatik modda kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bobine bu şekilde temas ettiriyoruz ve cihaz üzerindeki değeri görüyoruz arkadaşlar. 18.31 mikrohenr'lik bir değer yazıyor ancak bu tolerans aralığında kalıyor 220 mikrohenr'lik bobinimizde bu şekilde ölçmüş oluyoruz arkadaşlar Ayrıca şu an otomatik modda ve bobin ölçtüğünü gördüğünüz gibi otomatik olarak cihazımız algıladı bu şekilde bileşenleri test edip ölçebilirsiniz Arkadaşlar şöyle cihazı büyüterek yakından bir kez daha sizlere göstermek istiyorum böylece bir inceleme videomuzu da birlikte tamamlamış olduk. Videonun açıklamalar kısmından bu ürünü satın almak isteyen arkadaşlar için satın alma bağlantısını paylaşmış olacağım. Buradaki bağlantıyı kullanarak ürünün satış sayfasına ulaşabilir ve fiyatı değişebileceği için fiyat bilgisine de yine aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki projemiz ve inceleme videomuzda görüşünceye değin. Şimdilik hoşçakalın.